Açık. Açık diyor. Rahmetli Turgan Ece'nin kederli ailesine, oğulları Murat Ece'nin şahsında en içten taziyetlerimizi sunuyor ve başsağlığı diliyoruz. Babam bu Galatasaray yönetimine 1957 senesinde başlamıştı ve 76 senesine kadar bilfiil gerekli değişik görevlerde bulundu. Benim ilk aklıma gelen babamla Galatasaray olayı, benim bir yaş günüm var. Evde herkesi toplamış annem. Babam gelecek, bekliyoruz diye. Babam gelmedi. Çok küçüğüm ben daha. Akşam 12'de 1'de falan geldi. Tabii bir annem kızıyor işte, çocuğum yaş gününe niye gelmedin falan diye. Gelmemesinin sebebi ertesi günkü Beşiktaş maçıydı. Kamptaydı. Galatasaraylı futbolcuları çocukları gibi görüyordu. Onların başındaydı. Ertesi günde çıkıp Beşiktaş maçı vardı. Turgan abi benim yöneticim oldu. Turgan abi benim sportif direktörüm oldu. Turgan abi en son Florida'da bizim baş öğretmenimiz oldu. Ben 20 yaşında bir genç olarak geldim Galatasaray'a. O günden beri Galatasaray'ın içindeyim. Dışarıda olsam da içindeyim. Bize öyle öğretti Turgan abi. Burası bizim kulübümüz. Dışarıda gitsek her zaman kalbimiz onun için atmalıdır diye. Ali Yavaş'la biz birkaç saat arayla imzaladık Galatasaray'la. O zaman da vardı. Sevgili Galatasaraylılar, 2002-2003 yıllarında ikinci geldiğimizde özellikle biraz kötü giderken gece saat deplasmandan doğal olarak 2'de 3'te dönüyoruz. Havalanında bekliyordu beni ve arkadaşlarımı, Müfit'i, Ali'yi, lütfen üzülmeyin, düzeltirsiniz diye. O haliyle
havaalanına geliyordu Turgan abi. Turgan abi böyle bir Galatasaraylıydı, böyle bir gerçek Galatasaraylıydı. İnsani değerleri olan bir insandı. Ahlaki değerleri olan bir insandı. Kurumsal değerleri çok yüksek olan bir insandı. O yüzden burada hangi yöneticinin hakkı varsa onun bir fazla hakkı var. Herkese örnek olacak bir yönetici olarak söyleyebilirim. Allah rahmet eylesin. Tüm arkadaşlarım, tüm sevenleri adına, tüm Galatasaraylılar adına mekanı cennet olsun. Biz boş kağıda imza attık yıllarca futbol oynarken. Turgan abi zaten bizi dinlemezdi. Çünkü Selahattin Bey'i de görünce aşağı yukarı beraberce bizim böyle bir şey söyleme hakkımız yoktu. Ama o mukavelenin yerine gelmeme gibi bir ilke de prensip de yoktu. Turgan abi böyle bir insandı. Onu sevgiyle uğurluyorum, saygıyla uğurluyorum. Bütün Galatasaraylılara da ümit ediyorum örnek olur. Teşekkür ederim, iyi günler. Allah razı olsun, haklarınızı helal eyleyin. Allah razı olsun, tüm haklarınızı helal eyleyin. Dökülsün diye. Nefreti bulutlar üzerine yazmak isterdim. Yağmur yağsın, bulutlar yol olsun diye. Buradan direkt